Çocuklar dünyaya bilgin olarak gelmiyorlar. Ancak potansiyelleri mevcut. Merak duygusu. Merak duygusuyla birlikte çocuklar keşfetmeyi, öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya başlıyorlar. Ebeveynlerin ise buna fırsat vermesi gerekiyor. O merak duygusunu kırmadan onların bir şeyleri denemesine, yanlış yapmasına izin vermek gerekiyor. Ve zamanla yapabildikleri şeyleri de kendi sorumluluklarına verilmesi gerekiyor. Eğer bizler bu şekilde yaparsak onların içsel motivasyonlarını kırmamış oluruz. Sorumluluk denilen şey zaten içsel motivasyon ile aktif hale gelir. Yani dışarıdan bir sesin ona söylemesiyle değil. Çocuğa sürekli ödevlerini yap, odanı topla, dişlerini fırçala gibi uyarılarda bulunulduğunda çocuk ve ebeveyn arasında bir inatlaşma söz konusu olur. Ve çocuk bunları bir sadece o anlık görev olarak görür ve içselleştiremez. Hayatın bir parçası, kendi hayatındaki bir sorumluluk olarak göremez. Bu sebeple bizler çocuklara en baştan itibaren yanımıza geldiğinde, bizle birlikte bir şeyler yapmak istediğinde, sen dur daha küçüksün, yapma demek yerine, hadi gel bakalım şu bezi de al, sen de buranın tozunu al, hadi beraber evi süpürelim. Veya da sofra kurarken 2 yaşındaki bir çocuğunuz, oğlunuz ya da kızınız geldi, tabak kaşıkları koymak istedi. Siz orada eğer sen bırak ben 2 dakika kurarım derseniz, ona zarar vermiş olursunuz. Onun yerine hadi bakalım sen de bunları yerleştir diyerek ona görev verdiğinizde beraber eğlenerek kahkahalar içerisinde kurduğunuz sofralarda o artık neyi öğrenmiş olacak? O sofrayı kurmayı ve bunu bir görev olarak değil de zevk alarak yapmayı öğrenecek. Ve zamanla ne olacak? Siz yemek yaparken, yemekleri ısıtırken onun sofrayı kurduğunu görebilirsiniz. Yani verdiğiniz sorumluluğu çocuğun sevmesi lazım. Sizin ona onu sevdirebilmeniz lazım. Yine sorumluluk sahibi bireyler yetiştirebilmek için öncelikle kar küreç ebeveyn olmaktan vazgeçmek gerekiyor. Bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yukarıya da link bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Çocuğun önündeki bütün engelleri kaldırırsanız, hayattaki bütün engelleri kaldırırsanız, onun bütün hatalarını telafi ederseniz, bütün zorluklarının üstesinden siz gelirsiniz, daha sonralarda karşılaştığı problemler karşısında büyük zorluklar yaşayacaktır ve o zorlukların sorumluluğunu almaktan çekinecektir ve bu da onun hayatı için hiç iyi olmayacaktır. Ve onların bizden farklı bireyler olduklarını kabul etmemiz gerekiyor. Düşüncelerini kabul etmemiz lazım. Olaylar karşısındaki tutumlarını kabul etmemiz lazım. Ve onlara seçim yapmasına izin vermemiz gerekiyor. Verdiğimiz iznin sınırı ise telafi edilemeyecek durumlarda tabii ki de ebeveynin müdahalesi olması gerekiyor. Ancak diğer küçük hataları yapmasına izin vermek gerekiyor. Ve bu hatalardan ders çıkarmasını ve verdiği kararları sorumluluğunu almayı öğrenmesi gerekiyor. Yani şu an düştüğü küçük bir hata onun hayatın ilerleyen zamanlarındaki büyük hatalarını engellemiş olacaktır. Bizler çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler olmasını istiyoruz ancak evdeki görev paylaşımlarında bazı sıkıntılar olduğunu görüyorum. Evdeki görev sadece anne ve baba arasında paylaşılmış, çocuğa hiçbir görev verilmemiş. Bu durumda çocuk ailenin bir üyesi olduğunun farkında bile olmuyor. Bizler çocuklarımıza da en az haftada bir yarım saat bir toplantı yapıp annenin görevleri, babanın görevleri, çocukların görevlerini paylaşılıp ve eksikler varsa, yapılmıyorsa bunların konuşulması gerekiyor. Bu toplantılar aslında onların hayattaki o rollerini üstlenmelerini, bir pratik yapmalarına sağlamış oluyor. Bir kız çocuğu için annelik nasıl yapılır? Bir erkek çocuğu için ise babalık nasıl yapılır? İşte evdeki iş bölümü nasıl olur? Öğrenmiş olur. Bu sebeple o toplantıların ileriki yaşamlar için çok güzel faydaların olduğunu göreceksiniz. Ve tüm bunların yanında sorumluluk sahibi bireyler yetiştirirken ebeveynlerin sabırlı olması gerekiyor. Olaylar karşısında yani
çocuğun denemelerdeki başarısızlıkları karşısında sakinliğini koruması, bazı durumları hoş görmesi gerekiyor. Bu hem de onun ebeveyn olarak da sizleri güzel bir rol model almasını sağlayacaktır. Düşünsenize, çocuğunuz diyelim ki tabakları düşürüyor ve kırıyor ve bunu ilerleyen zamanlarda kızınız hatırladığında ya ne kadar çok tabak kırdım, oysa ki annem hiç kızmadı bana. Böylece anneliğin nasıl yapılması gerektiğini, yani sizin ona kızmamanızı hem güzel bir an olarak hatırladı hem de kendi çocuğuna nasıl davranması gerektiğini görmüş oldu. Yine erkek için de aynı şekilde babasının davranışlarını örnek alması ve ilerleyen yaşlarda ebeveynliğinde kullanmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki çocuk eğitiminde en büyük yapı taşlarından birisi sorumluluktur. Sorumluluk vermeden sorumluluk sahibi bireyler yetiştiremeyiz. Tarihe baktığımızda da 2. Murat oğlu Mehmet'e 12 yaşında tahtın sorumluluğunu vermeseydi Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet olamazdı. Umarım sorumluluk konusunda çocuklarımıza daha çok fırsat veririz, onları destekleriz ve kendilerinden emin, başarılı, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olan nice Fatihler yetiştiririz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.